Dostlarım iyi günler. Bugün size sağlık evinden bahsedeceğim hastalıklar vücudumuzda nasıl gelişiyor, nasıl başlıyor, nasıl ilerliyor. Ve ikinci olarak bir soruya cevap vermeye çalışacağım. 60-50'li yaşlarda 60'lı yaşlara geldiğimizde eğer beslenmemizi değiştirirsek sağlığımızı olumlu yönde düzeltebilir miyiz? Yoksa o yaştan sonra bir değişiklik yapmak için artık çok geç mi? Bu soruyu cevaplamaya çalışacağım. Son 15 günde birisi yakınım olan iki hastaya rektum kanseri teşhisi koydum. Birisinin yakınım olduğunu söylemekteki amacım şu. Her ikisi de yıllardır bana gelen, takip ettiğim ve benim beslenme konusundaki prensiplerimi dinleyen kişiler. Ancak maalesef hayvansal besin tüketmeyin, çok et yemeyin, Yumurta, süt, peynir gibi ürünlerden uzak durun dediğim halde maalesef beni dinlemediler. Ee, aynı şimdi bu videoyu dinleyenlerin %90'ının dinlemeyeceği gibi. Maalesef insanlar böyle başlarına kötü hadiseler gelmeden e, beslenme şekillerinde gereken değişikliği yapmıyorlar. Şimdi elimizde bir makine olsa tabii bu zamanı geri sarma imkanı olsa eminim ki o iki kişi de bundan sonra beslenmelerine dikkat ederler de. ancak maalesef böyle bir zamanı geri sarma makinemiz yok. O yüzden bilimin ne dediğine kulak verip beslenmemizi dikkat edersek, beslenme şeklimizi bitkisel yönde değiştirirsek ileride hastalıklarla karşılaşma şansımız da o kadar azalır. Dostlarım kırmızı etin zararlı olduğu konusunda bu kadar üzerinde durmamın sebebi bu konudaki çalışmaların ta 100 yıl öteye dayanması, 100 yıl önce yapılan çalışmalar bile kırmızı etle kanser özellikle kalın bağırsak kolon rektum kanseri ilişkisini gösterdi. O günden bu yana bu konuda yüzlerce çalışma daha yapıldı. Ancak insanlar yine kırmızı et tüketmeye devam ediyorlar. Neden? Çünkü etraflarında görüyorlar ki pek çok insan kırmızı et yiyor ve onların hepsi de kanser olmuyor. Aynı sigara içen bazı insanların e, sigara içmelerine rağmen akciğer kanseri olmaması gibi bu onları cesaretlendiriyor. Benim dedem 100 yaşına kadar yedi, kanser olmadı. İşte e, köyümüzdeki şu adam hep kırmızı et yerdi, kanser olmadı gibi bu olumlu örnekleri maalesef odaklanıyorlar ve onun aldatmacasıyla et yemeye devam ediyorlar. Yani aynı sigara içen herkesin akciğer kanseri olmadığı gibi tabii ki kırmızı et yiyen herkes de kalın bağırsak rektum kanseri olmayacaktır. Ancak tekrar edeyim çalışmalar, bilimsel çalışmalar, makaleler bize açık olarak gösteriyor ki kırmızı et kesinlikle kanser, özellikle kalın bağırsak, kolon, rektum kanseri riskini artırıyor. Dostlarım, hayatı bir eve benzeten bu çizim benim çok hoşuma gider. Çok öğretici bilirim, bulurum. Buna bakarak hastalıkların vücudumuzda nasıl geliştiğini gayet iyi görebiliriz. Bakın şu en alt satırda hayatımızın ilk 30 yılı var. Bu yılda insanlar e, sanki ileride hiç hasta olmayacaklarmış, hiç rahatsızlanmayacaklarmış, ölüm hiç yokmuş, hastalık hiç yokmuş, yaşlılık hiç yokmuş gibi yaşarlar. Bu ilk 30 yıl oldukça hızlı geçer ve gördüğünüz gibi hayat evinin temelini bu ilk 30 yıl oluşturur. Eğer ilk 30 yılda kendimize iyi bakmazsak ölüme doğru gidişimiz ve gelecekteki rahatsızlıklarımız hızlanır. Bu ilk 30 yılda ne yapmamız lazım? Yani sağlıklı bir yaşamın temelini atmak için ne yapmak lazım? Burada görüyoruz. Hayvansal gıdaların fazla olduğu, şekerli ve yağlı kötü bir beslenme temeli zayıflatır. Aynı şekilde spordan uzak, hareketsiz bir yaşam hayat temelini zayıflatır ve sigara ve aşırı alkol tüketimi de yine hayatın bu ilk 30 yıllık temelini zayıflatan şeylerdir, faktörlerdir. Dostlarım bu ilk 30 yıl çok önemli. Eğer bu dönemde bitkisel beslenir, yeteri kadar spor yapar ve alkol, sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durursanız hayatınızı, sağlığınızı sağlam bir zemine oturtmuş olursunuz. Sonra ondan sonraki 10 yıla gelelim. 40'lı yıllar. 40'lı yıllar Dikkatli bakılırsa sorunların görülebileceği yıllar. Yani bu yıllarda bile kötü beslenmemize, iyi bir temel atmamamıza rağmen herhangi bir şikayetimiz olmayabilir. Bu durum insanları çok aldatır. Halbuki 40'lı yıllarda insanlar aynanın karşısına geçtiklerinde ipucu olarak orada yağlı bir vücut görürler. Bakın bunlar uyarıcıdır. Göğüsler göbek kısmı, kalçalar yağlanır. Ne olur? Bu bu 40'lı yıllarda gene damar çeperinde bozulmalar ortaya çıkar. Bunlar insanların fark edeceği şeyler değildir. Sizde herhangi bir şikayet oluşturmaz. Ve sonra ne olur? Yine 40'lı yıllarda insülin direnci hafif kolesterol ve trigliserit yüksekliği, HDL düşüklüğü gibi ancak laboratuvar tetkiklerinde ölçülebilecek bulgular ortaya çıkar. Bu 40'lı yılları da böyle geçiririz. Genelde bize hastalar 50'li yaşlarda gelirler. Neden? Bu yaşlarda artık Hastalıkların başladığı yaşlardır ama bakın buraya ne yazıyoruz? hala geri dönüşün mümkün olduğu yaşlar. 50'li yaşlar bu açıdan çok önemlidir. 50'li yaşlarda artık kan, kolesterol, trigliserit seviyeleri iyice yükselmiştir. Hafif hafif tansiyon yükseklikleri başlar. Bir sürü insan, doktor bey ben benim tansiyonum hep 11-7 idi. Bugünlerde 12-13-14 görüyorum der. Gizli şeker ortaya çıkar enflamasyonu gösteren CRP değerimiz kanda yükselmeye başlar ve trombozis, ayak damarlarında venler, efendim varisler, tıkanıklıklar ve zaman zaman da bazı insanlarda aritmi, kalpte teklemeler, düzensiz atışlar ortaya çıkar. Ve 50'li yılları da genellikle böyle geçiririz. Ondan sonra gelir 60'lı yıllar. 60'lı yıllar en önemli yıllardır. Çünkü bu temel iyi atılmadıysa ve 50'li yıllarda önlem almadığımız takdirde 60'lı yıllarda artık klinik belirti vermeyen damar hastalıkları gelişir. Yani bu şu anlama geliyor. Damarlarınız %30 40 50 oranında plaklarla çevrili olur. Fakat hiçbir klinik bulgunuz olmaz. Kendinizi gayet saatli, sağlıklı hissedersiniz. 2 saat koşarsınız, hiçbir şikayetiniz olmaz. Akşama kadar tenis oynarsınız. Ben aslan gibiyim, şöyle saatliyim, böyle saatliyim derken birdenbire kalp krizi geçirebilirsiniz. Bunu da söylemek lazım. Yani 60'lı yıllar riskli yıllardır. Ve ondan sonra geldik 70'li yıllara. 70'li yıllar hastalıkların ilerlediği ve artık geri dönüşüm biraz zorlaştığı yıllardır. Şikayetler artık iyiden ortaya çıkar. İnsanlar yorgun olduklarını, yemekten sonra uykusularının geldiğini, yeteri kadar kendilerini dinç ve güçlü hissetmediklerini, seksüel performanslarının iyice düştüğünü söylerler. Ve ondan sonra da beklenen şeyler olur. Yani kalp krizi, kalpte düzensiz atışlar ve aritmi, kalp yetmezliği, felç unutkanlık, bunama gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Demek ki hayatımızı bir eve benzetirsek evin temelini atmak çok önemli. Fakat benim bugün size asıl anlatmak istediğim şey şudur. 50'li, 60'lı yaşlara geldiğinizde o güne kadar iyi beslenmediyseniz, yeteri kadar dikkat etmediyseniz o günden sonra hayvansal besinleri, yağı ve şekeri keserek bitkisel bir beslenmeye geçmek hayatınızı kurtarır mı, size sağlığınızı geri kazandırır mı? Her sözümüzü tabi bilimsel kaynaklara, araştırmalara dayanarak söylüyoruz. Dostlarım çalışmalar gösteriyor ki 60 yaşından sonra bile hatta 70-80 yaşlarından sonra bile bitkisel beslenmeye geçmek, hayvansal yağlı ve şekerli besinleri kesmek insan ömrünü uzatıyor. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Genelde bu 60-70 yaşındaki insanlar şöyle düşünüyorlar. Ben bugüne kadar işte çok kötü beslendim, damarlarım çok kötü durumda. Bu yaştan sonra bitkisel beslenmeye geçersem güçten, takatten daha beter düşmez miyim? Üstelik bu yaşa kadar tıkanan damarlar artık açılmaz gibi düşünüyorlar. Bu çok yanlış bir düşünce. Kendi hastalarımın içinde 60, 70, 80 yaşında bile hayvansal besinleri kesip tamamen bitkisel beslenmeye yönlendirdiğim insanlar oldu. Hepsi son derece faydalandılar, e, hallerinden memnunlar, e, kalp yetmezliği bulguları, efendim ayak şişlikleri, ödemleri vesaire belirgin bir şekilde azaldı. Amerika'da yapılan bir çalışma çok ileri yaşlarda başlayan bitkisel beslenmenin telomeraz enzimini artırdığını ve insan ömrünü, ömür süresini belirleyen telomer uzunluğunu olumlu yönde etkilediğini gösterdi. Bitkisel diyete başladıktan 3 ay gibi kısa sürede bile telomer boyunda uzama görülüyor. Dostlarım yaşlılık yıllarınızda sıkıntı çekmek istemiyorsanız yaşınız kaç olursa olsun 60 70 yaşlarında bile olsanız bitkisel beslenmeye geçmeyi ihmal etmeyin unutmayın şeker hastalığı tansiyon hastalığı kalp krizi felç Alzheimer bunama gibi tüm ciddi kronik hastalıkların temelinde hayvansal besinler yağ ve şeker vardır.